Mehmet Şimşek'ten memur ve emeklileri isyan ettirecek karar. Tüm maaşlardan 2000 lira kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl sonu itibarıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni bir uygulamaya gidileceğini belirtti. Değişecek sistem, milyonlarca vatandaşın maaşına yaklaşık 2000 lira daha az artış yapılacağı anlamına geliyor. Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik darboğazı en çok hisseden kesimlerin başında emekli ve memurlar geliyor. İktidarın hatalı ekonomik politikaları nedeniyle hayat kalitelerinde belirgin bir düşüş yaşanan milyonlarca vatandaş için 2024 yılında işler çok daha kötü bir hal alacak. Emekli ve memur maaşlarına 2000 lira daha az zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı yeni açıklamaya göre, emekli ve memur zamlarında 14 yıldır kesintisiz şekilde uygulanan sisteme son verilecek. TGRT Haber'den gazeteci Cem Küçü'ye konuşan Bakan Şimşek, bu yıl itibarıyla hayata geçirecekleri yeni uygulamanın detaylarını açıkladı. Yapılacak sistem değişikliği, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından yaklaşık 2000 lira kesintiye gidilmesine yol açacak. 2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleme yoluna giden hükümet, özellikle son yıllarda yüksek enflasyonlar karşısında %10 seviyelerinde refah payı uygulaması ile günden güne düşen memur ve emekli maaşlarını bir nebze olsun dengeleyebilmekteydi. Memur için refah payı uygulamasına son veriliyor. 28 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başlatılan parasal sıkılaşma politikalarının bir ayağının da çalışan ücretlerinde düzenlemeye gitmek olduğunu savunurken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşında yeni kesintiler ortaya çıkacak. Daha önce verilecek enflasyon farkının ölçülen enflasyona göre değil, tahmin edilen enflasyona göre verilmesi gerektiğini savunan Şimşek, Küçü'ye yaptığı açıklama ile bu yıl sonunda memur maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılacağını belirtti. TÜİK'in enflasyon rakamları yapılacak zam mı belirleyecek? Bir başka deyişle milyonlarca memur, TÜİK tarafından belirlenecek enflasyon oranında ücret artışı yaşayacak. Normal şartlarda eklenmesi beklenen %10'luk refah payı ise 2024 maaşlarına yansıtılmayacak. Bu değişiklik, hali hazırda 22.017 lira seviyelerinde olan en düşük memur maaşından, Ocak ayında yapılacak artışta yaklaşık 2.000 lira kesilmesi anlamına geliyor. Emekliye SEYYANEN artış gündemde. Memurların yanı sıra emekli maaşları için yapılacak uygulamada farklı değerlendirmeler hayata geçirilecek. Hükümet, an itibarıyla aldığı emekli aylığı belirli bir seviyenin üzerinde olan vatandaşlar için daha sınırlı bir artış yapmaya hazırlanırken, en düşük emekli maaşı olan 7.500 lira ve yakınında emekli aylığı alan vatandaşlar için SEYYANEN bir zam yapılacak. Son olarak Mart ayında yapılan 2000 liralık artışla 7500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına Temmuz ayında hiçbir güncelleme gelmezken, rekor enflasyon karşısında emekli maaşı ile geçinmenin imkansız hale gelmesi taban aylık uygulamasında tarihi bir artışa neden olabilir.